Bugün tabii ki çok aslında ligin en organize takımına karşı oynadık. Yani maçtan önce de rakip analizi yaptığımızda zaten uzun süredir bir arada oynayan oyuncular ve oyun içerisinde özellikle çok fazla değişkenlik gösteriyor. Çok önemli, çok değerli oyuncuları var. Çok çabuk bir şekilde kaleye gidip gol atan bir takımdı. Biz maça yani kendi oyunumuzla başladık. Yani ne kadar eksik olursak olalım. Kendi oyunumuzla başladık. Maçtan önce de söylemiştim. Yani hiçbir şekilde maçtan önce eksik değiliz. 11 kişiyle çıkıyoruz. Yeni oynayacak arkadaşlarımız da ellerinden gelen en iyisini yapacaklar. Oyuna kendi istediğimiz gibi başladık. Daha önde oynadık. Rakibi önde karşılamaya çalıştık. Top bizdeyken pası düşündük. Pas trafiğinde de doğru işler yaptık. Rakip kalede de net pozisyonlar yarattık. Bu arada tabii ki Başakşehir'in de ilk yarı 3 tane net pozisyonu vardı 0-0'ken. İkinci yarı yine oyuna iyi başlayan ve golü bulan taraftık. Daha sonra zaman zaman kendi kalemize yakın oynadığımız dakikalar oldu. Abdullah Hoca'nın hamleleri oldu. Hem ikili forvete döndü hem bir orta saha azalttı. Bu bölümlerde ileriye çıkışlarımız daha iyi olsaydı top kazandığımız toplarla belki ikinci golü bulma şansımız da olurdu. Zaman zaman rakibin baskısındaydık ama hiçbir zaman hem pası bırakmadık hem oyunu bırakmadık. Son dakika bir penaltı golüyle maç berabere bitti. Burada baktığımızda yani iki takımın oyuncuları da sahada ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Hava biraz tabii ki yani dörtte olunca maç güneşle birlikte oyuncuların ve maçın kalitesini bir tık düşürdü. Çünkü belki biraz daha oyun kalitesi yükselebilirdi. Oyuncular güneşle birlikte daha erken yoruldular. Kendi performanslarını bu anlamda tam olarak sergileyemediler. Değerli bir puan aldık. Tabii ki son dakika yediğimiz gol 3 puan alma şansımız vardı. Ama Başakşehir deplasmanı bu anlamda puan anlamında bizim için değerli. Baktığımızda da bugün maç sonu 6. sıraya yükseldik. İnşallah yani ilk 5 olan hedefimiz var. Oyuncularımızla birlikte ilk 5'in içerisinde olmayı zorlayacağız. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok emek verdiler, çok koştular, çok çalıştılar. İnşallah bundan sonraki hafta Sivas maçıyla birlikte yine tekrar kazanıp yolumuza o şekilde devam ederiz. Yani tabii şimdi tam olarak pozisyonları seyredemedim. Söylenen yani bizim yediğimiz penaltı ile ilgili küçük bir çekme oldu rakibin formasından. Tam olarak pozisyonu seyredemedim. Yani derecesi nedir, penaltı mıdır, değil midir? Bunu tam olarak göremedim. Daha sonra bakacağız. Hakem geldi, izledi, böyle bir karar verdi. Yani bununla ilgili tabii ki VAR'la ilgili herkesin sistemleri oluyor. Geçtiğimiz hafta aynı şekilde bizim de sistemlerimiz oldu. İki tane çok net penaltımız vardı. Biri VAR'a rağmen, birinde VAR'da uyarmamalarına rağmen kaybolan, hatta Samudio'nun cezalı duruma düştüğü. Yani her maçta bu çeşit pozisyonlar oluyor. Ligin sonu geldikçe de tabii ki sesler daha fazla yükseliyor. Biz tabii teknik adamlar olarak işimize odaklanmak zorundayız. Yani bazen biz de bu anlamda tepkiler veriyoruz. Biz de yoruluyoruz ve bazen üzülüyoruz ama dediğim gibi işimize odaklanmak zorundayız. Yani şöyle tabii ki bizim için sevindirici yani teknik adam, bir Türk teknik adam olarak ve yeni neslin hocalarından biri olarak yani ligde pozitif oynayan ve futbola odaklanan bu çıkışı sürdüren ben ve benim gibi teknik adamların Türk futbolun içerisinde olması tabii ki sevindirici. Bu anlamda yani teklif almak, konuşulmak bunlar da hepsi çok değerli ama şu anda ilk düşüncemiz tabii ki bizim 5 maçımız var ve 5 maça odaklanıp ondan sonraki sezon bittikten sonra geleceğimizle ilgili karar vermek. Yani ben hep söylüyorum ben Rize'de çok mutluyum. Hem başkanımız hem yönetim kurulumuz hepsini çok seviyorum. Taraftarımızı çok seviyorum ve inşallah lig bittiğinde de en doğru kararı hep beraber veririz.